merhabalar. Bugünkü aracımız 2017 model Mitsubishi L200. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi verelim. Aracın orijinal ilgili noktada bulunan CD radyoyu çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan yeni bir çerçeve düzeni oluşturduk. Bu çerçeve aracın orijinal klima peteklerinin kaplıyor. Orijinal klima hareketlerinin düğmelerini kaplıyor ve orijinal yapıda bulunan gri çıkma çerçevelerde bizim çerçevenin yeni çerçevenin üzerine geçerek oluşan bu yapıda böyle bir bütünlük oluşturduk. Bu birinci konu. İkinci konu, fabrikasyon konnektör yapıları bozulmadı. Üçüncü konu, video içerisinde göreceksiniz, direksiyon kumandaların hepsi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Dördüncü konu, orijinal USB'yi çalıştırdık. Şu anda Android telefon bağlı ve Android Auto çalışıyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vitese attığımız zaman kamera otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera Full HD nitelikte, hem derinlik hem görüntü netliği ortaya çıkarıyor. Aracın çeki demirine kadar bombeli bir şekilde ekranda taşımış oluyor. Montajda kullandığımız ekipmanlar bu şekilde. Cihazımız kullanıcıya neler kazandırdı ondan bahsedelim. Dahili navigasyon ya da internet üzerinden internet paylaştığı zaman Google haritalar ya da Yandex Trafik gibi uygulamalar kullanabilecek kullanıcı. Radyo kısmı. Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı için Bluetooth kısmı. USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açılabiliyor. Birinci USB'de ilgili noktada orijinali çalıştırdı CarPlay ve Android Auto için. İkinci USB'yi videolar ve MP3'ler için kullanacak USB'de Torpedo içine bıraktık. Cihazımızı internet paylaştığı zaman birçok uygulamaları kullanabiliyoruz. YouTube'dan bir örnek gösterelim. Sistemler için internete bağlı olmamız yeterli oluyor. Cihazımız kullanıcıya kazandıkları bu şekilde. Teknik özellikler neler? Cihazımız Android 10 işletim sistemi var. 2 GB, 4 GB RAM, 8 çekirdekli. Her bir çekirdeği 2,5 GHz hızında. 1024x600 IPS ekrana sahip cihazımız. Kullanıcıya Apple CarPlay ve Android Auto'da kazandırıyor. Şu anda Android Auto demin bağlıydı. Tekrar takalım. İlgili noktaya Android Auto ikonu gelecek ve otomatik bağlanacak. Şu anda Android Auto geldi. Android Auto'nun yaptıkları ve Apple CarPlay'in neler yaptıklarıyla ilgili YouTube kanalımızda birçok video var. Bunlara da detaylı bakabilirsiniz. Cihaz aynı zamanda aracıdaki ses düzeyini arttırmak için de DSP sistemine sahip. Buradan her türlü frekans ayarları ve gecikmeler yapılabiliyor. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk.